Kabaklarımı önce bütün bir şekilde haşlayacağım. Bunun için biraz kaynamış suya ihtiyacım var. Suyumun iyice kaynamasını istiyorum. Tencereyi kolay sığmaları için baş kısımlarını alıyorum. Suyumu bir kontrol edeyim. Suyum yeterli ısıda. İçine bolca tuz ilave ediyoruz. Ve kabaklarımızı koyalım. Bunların pişmesini istemiyorum. Sadece içlerini oyabilmem için hafif yumuşamaları gerekiyor. Yaklaşık 3-5 dakika kaynar suda kalmaları yeterli. Tavamın iyice ısınmasını istiyorum. Tavam ısınırken mantarlarımı ve biberlerimi hazırlayayım. Normal kültür mantarı kullanıyorum. Her zaman olduğu gibi saplarını bırakıyorum. Kabaca doğruyoruz. Yerken ağzımıza gelmesini istiyoruz. Şöyle içindeki çekirdekleri kabaca alalım. Birkaç diş de sarımsağa ihtiyacım olacak. O arada tavamı bir kontrol edeyim. Tavam ısınmış. Biraz zeytinyağı ilave edeceğim. Ve hemen tavuklarımı sotelenmeye bırakacağım. Tavuğun but, kalça kısmı gerçekten soteler için en uygun kısmı oluyor. Şöyle bir çevirelim. Orada sarımsaklarımızı halledelim. Bunları soyalım. Kabaca doğrayacağız. Kabaklarımı kontrol etmek istiyorum. Şimdi kabaklarımın istediği kıvama geldiğini nasıl anlayacağım? Kaşınızı alıyorsunuz. Kabakların arka kısmına şu şekilde vuruyorsunuz. Tok bir ses geldiğinde benim için uygun demektir. Dediğim gibi bunlar tamamen pişmeyecek. Çiğ ile pişmiş arasında bir yerde olacaklar. Birkaç dakikaya daha ihtiyacı var. Etlerimizi de iyice kavuralım. Evet, tavuklarım da olmak üzere. Evet, bunlar olmak üzere. Ben orada soğuk su dolu bir kap hazırlayacağım. Çünkü sıcak sudan aldıktan sonra pişme işlemini durdurmak istiyorum. Bunu burada bu şekilde hazır bekletelim. Biraz dereotu kullanacağım. Şöyle kabaca doğrayacağız. Kabakları kontrol edelim. Şöyle önce fazla suyu alalım. Şöyle yapacağım. Evet. Kabaklarımızın pişmesi durdu. Bunları şöyle buradan alalım. Önce kabaklarımızı ortadan ikiye bölüyoruz. Tatlı kaşığı yardımıyla olabildiğince içlerini alacağım ben. Şöyle hareketlerle yaparsanız çok daha kolay olur. Çok fazla pişirmediğimiz için İçi tabii ki biraz zor soyuluyor. Gördüğünüz üzere iki kabağımdan 4 tane kayık elde ettim. Her zaman et, tavuk sotelerken yüksek ateşi tercih edin. Mantarlarımı ekliyorum. Bolca tuz ve karabiber ekleyeceğim. Biraz da karabiber. Nefis kokular gelmeye başladı. Şimdi mantarlarım kavrulurken şuradan temiz bir tabak daha alalım. Kabaklarımızı biraz baharatlandıracağız. Onlara biraz tuz, biraz karabiber ekleyeceğiz. Şöyle tuz ekleyelim. Daha hazır. Şu şekilde de biraz zeytinyağı. Biraz parmesan kullanmak istiyorum. Arzu ederseniz ben beyaz peynir de çok yakıştırıyorum. Tam istediğim birlikteler. Hemen kırmızı biberlerimizi atalım. Şöyle kabaca sarımsaklarımızı içine doğrayalım. Her zaman söylediğim gibi dilerseniz rendeleyebilirsiniz. 2-3 dakika içinde bu hazır olmuş olacak. Şöyle bakarsanız eğer karamelize olmaya ve çok güzel bir su oluşmaya başladı. Bunu da en son sos gibi kullanacağım. Harika. Hadi bakalım şimdi kabakları doldurma vakti. Şimdi önce burada koyacağım. Şu şekilde bol bol koyalım. Şu biri olsun. Biraz da biber alacağım. Şu şekilde. Bolca dereotu serpiyoruz. Ya da sevdiğiniz herhangi başka baharat varsa üzerlerine parmesan dilimleri ekleyeceğim.